Canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben Sevmeli Hoca. Sevmeli Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT, AYT matematik tekrar kampımızın sevgili arkadaşlarım. Geldik bugün 10. gününe. 10. günün konusu eşitsizlikler. Önce güzel bir ikinci dereceden eşitsizlik konu özeti yapacağız. Daha sonrasında da sizlere eşitsizliklerle alakalı birbirinden güzel ÖSYM tadında ve konuyu tekrar ettirici sorular çözeceğim. Sonrasında da ödevinizi vereceğim. Ödeviniz sevgili arkadaşlarım 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından eşitsizliklere ait olan bölümdeki 40 tane soruyu çözmek. Tamam Kitabın satış linki açıklama kısmında mevcut. Ama bu kampın pdf'i ücretsiz biçimde linki yine açıklama kısmında mevcut. Tek tıkla indirebilirsin. Tabletine, telefonuna, bilgisayarına indirebilirsin. Bunun üzerinden çalışabilirsin. Çıktısını alıp beni takip edebilirsin. Ama ne olursa olsun mutlaka benle beraber ilerle. Çünkü ben çok güzel ufak tefek notlar veriyorum. O notlar sayesinde çok ama çok uzun soruların çözümü senin için çok daha kısa hale gelebilir. Bundan kaynaklı senden ricam beni takip etmen. Sonuçta ben her söylediğimi bu PDF'lere yazmadım, yazdırmadım. Dolayısıyla sevgili arkadaşım, seni yapman gereken benim söylediklerim, bazı önemli şeyleri de kıyıya köşeye ufak ufak notlarla ilerlemen. Böylece senin için daha faydalı olacaktır. Evet gençler, artık hazırsak 10. günü bitirmeye Abone olduysanız, videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. Evet, ikinci dereceden eşitsizlikler demiştik. Şöyle bir konumuza başlangıç yapalım. Denklem versiyonunu çözerken ikinci dereceden ifademiz hep başka bir ifadeye dikkat et eşitti. Şimdi biz burada eşit olma durumunu değil, eşit olmama durumlarını ele alacağız. Eşit olduğu durumda da küçük veya büyük olduğu durumları da ele alacağız. Şimdi ise eşit olmama durumları. Şimdi şu ifade küçüktür bu büyüktür anlamına geliyor. Bunları gayet iyi biliyorsun. Bu küçük veya eşit bu da büyük veya eşittir anlamına geliyor. Küçük eşit veya büyük eşit demiyoruz. Sütten ağzım yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorum açıkçası gençler. Çünkü üniversitede küçük eşit büyük eşit dedik bunlara. Sonra profesörün bir tanesi çıktı bizi yerin dibine gömdü. Lütfen sevgili arkadaşlarım, o tarihten bu yana ben bunlara asla küçük eşit veya büyük eşit demem. Bakın YouTube'da binden fazla video var ki kaldırdığım daha 1500'den fazla video var. Yani bu YouTube'a 2500 tane video çekmişim. Her birine bakın bir tane küçük eşit veya büyük eşit dememişimdir. şimdir. Ee, sadece bunu açıklamak için demişim biraz önce kullandım sonuçta. Ama bunlara küçük veya eşit, büyük veya eşit diyoruz gençler. Şimdi A0'dan farklı ABC'de bir reel sayı olmak üzere. AX kare artı BX artı C. Bak küçüktür sıfır, büyüktür sıfır küçük veya eşit, büyük veya eşit, sıfır biçiminde gösterilen eşit olmama durumlarına ikinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlik diyeceğiz. Biz bu eşitsizlikleri çözerken işaret tablosuna ihtiyaç duyarız. İşaret tablosuna ihtiyaç duymadan işaret tablosuz da sen bunları çözebilirsin tabii ki. Lakin işaret tablosunu çizmemizdeki en büyük sebep işimizi kolaylaştırması. E, ifadeleri birbirine karıştırmamamız, sonuç olarak insanoğlunun beyni de bir yere kadar çalışıyor. Yani böyle çok aşırı derecede dediğimiz seviyelerde böyle efsane kafamız falan çalışmıyor sonuç olarak. E, bizim de biraz yardıma, desteğe ihtiyacımız var ve görsellik bizim her zaman e, daha iyi ve daha düzgün düşünmemizi sağlar. Bundan kaynaklı da tabloyla bu işi görselleştireceğiz. Nedir bu işaret tablosu? Verilen ikinci dereceden fonksiyonun hangi sayı aralığında pozitif? negatif ya da sıfır olduğunu temsilen gösteren tabloya işaret tablosu diyoruz. Hadi bir tane örnek çözelim siz de burada. 2x kare eksi 5x eksi 12 sıfırdan küçük eşitsizliğinin işaret tablosunu oluşturalım. Şimdi iki tane kökümüz var. Sen önce bunu gidip arkadaşım çarpanlarına bir ayıracaksın. Nasıl ayırırsın? Mesela 2x'e eksi 3 dersin. x'e eksi 4 dersin. bakalım 2x'e eksi 3 artı 3 diyelim. Buraya da eksi 4 diyelim. Artı 3 kere eksi 4 eksi 12 çarpanları ayırmayı bir önceki konuda göstermiştik. E şimdi şöyle çarpınca da 2x ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 8 x de artı 3'ü çarptım. 3x topladın eksi 5x geldi güzel. Demek ki biz bu şekilde çarpanlarına ayıracağız. E buradan gelen kökümüz bunun eksilisinin şuradaki sayıya bölümüydü. Eksi 3 bölü 2. Buradan gelen kökümüz de artı 4'ün ta kendisi. Bak eksi 3 bölü 2 ve artı 4 diye köklerimiz mevcut. Sonra sen bu kökleri gidiyorsun sayı doğrusuna yerleştiriyorsun. Tabii küçük küçükten büyüğe doğru olacak sayı doğrusuna yerleştirdiğin takdirde. Eksi 3 bölü 2 ile 4'ü gösterdin. Bunun için bir tablo ya bacaklar atıyorsun. Köklerin bacaklarını da buraya attın. Attıktan sonra eğer ki bizim ifademiz eksi 3 bölü 2'ye veyahut 4'e eşit olabilseydi. Herhangi bir tanesi hangisi eşitse onun içini bu şekilde boyardık. Ama burada eşitlik olmadığı için Nerede? Bak burada eşitlik yok. Bundan kaynaklı içlerini boş bıraktık. İçi boş bir boncuk taktık oraya. Sağdan sola doğru gideceğiz işaretleri verirken ama bu işareti neye göre vereceğiz? Baş katsayımız 2 olduğundan ve 2 de pozitif olduğundan pozitifle başlayacağız. Her gördüğümüz tek katlı kökten sonra da işareti değiştirmemiz gerekiyor burada da gördüğünüz gibi. Şimdi diyoruz ki bizden neresi istenmişti hocam? E hocam bizden sıfırdan küçük yerler istenmişti. O halde benim taramam gereken alanda işte burasıdır diyeceğim. Demek ki benim çözüm kümem neresiymiş? Eksi 3 bölü 2'den 4'e kadar olan açık aralıkmış. Hemen buraya da yazarsın şu şekilde. Eksi 3 bölü 2'den açık 4'ten açık aralık diye ifade edersin bunu. Tamam Neresi istendiyse orayı tarıyorsun. Şimdi Px bölü Qx biçimindeki ifadelerle eşitsizlik nasıl çözeceğiz? Hocam burada da şunu yapıyorsun. Px'i ve Qx'i Px Qx ayrı ayrı sıfır yapan kökleri buluyorsun. Ama tamamının köklerini buluyorsun. Yani hem bunu sıfır yapan hem de bunu sıfır yapan kökleri buluyoruz. Qx'i sıfır yapan x değerleri paydayı sıfır yaptığı için... Ve ben paydanın sıfır olmasını istemediğimden gençler. Çünkü biliyorsunuz yani tanımsızlık veriyor. En kötü belirsizlik veriyor. Bundan kaynaklı ben Qx'i sıfır yapan x değerlerini paydayı sıfır yaptığı için içlerini boş bırakacağım. Yani çözüme dahil etmeyeceğim. Tamam. Şimdi burada ne demeye çalışıyoruz? Buna hemen bir bakalım. Ee, şöyle diyelim. Örnek veriyorum. X eksi 2 çarpı x artı 3 bölü x eksi 4. Tamam en basitten. Küçük veya eşittir sıfır dedim. Şimdi hocam ben bunların e, her bir çarpanının köklerini bir ayrı ayrı bulayım. Çarpanlarına ayrılmış biçimde vermediyse e, bir zahmet sen çarpanlarına ayır tamam mı? Şimdi buranın kökü ne hocam? 2. Hocam buranın kökü e, eksi 3. Buranın kökü o da 4. Şimdi ben bütün bulduğum kökleri sayı doğrusuna sıralıyorum. Eksi 3, 2 ve 4 biçiminde sayı doğru çizdim. Daha sonrasında bu köklere bir, bir de bacak takıyoruz arkadaşlar. Bu bacakları da taktıktan sonra diyorum ki burada hocam eşitsizlik içerisinde eşitlik var. Yani bu ifade sıfıra eşit olabiliyor. O halde bu, buradaki kökler de dahildir. Hangileri 2 ve eksi 3 dahil olacak? Bak şurası ve şurası dahil olacak. Niye? Çünkü bunlar olursa ifade zaten sıfıra eşit olur. Ama 4 dahil olursa paydayı sıfır yapar. Tanımsızlıktan başka hiçbir şey vermez bize. Dolayısıyla bunun içini bu şekilde boş bırakıyoruz. Şimdi gelelim neyle başlayacağım? Bak x'in katsayısı artı, x'in katsayısı artı, x'in katsayısı artı. Artı çarpı artı bölü artı bana artıyı verir. Dolayısıyla ben artıyla başladım. Kök gördüm eksi, kök gördüm artı, kök gördüm eksi diyorum. Ve daha sonrasında benden istenen yer orayı düşünüyorum. Benden istenen yer sıfırdan küçük veya eşit olan yerlerdi. Dolayısıyla benden istenen yerler şurasıdır ve şurasıdır deriz. Bunun da çözüm aralığını nasıl yazarsın hocam? Dersin ki eksi sonsuzdan eksi 3'e gelene kadar eksi 3 dahil ve birleşim 2'den dahil 4'ten açık olan aralık bana benim çözüm aralığımın en geniş çözüm aralığımın ta kendisini verir. Şimdi hocam bu çift katlı kök muhabbeti falan o nasıl oluyordu? Hemen sana onu da göstereyim bak. Mesela varsayalım ki burası x eksi 4 olarak kalsın da şöyle diyelim biz. Şurası x artı 3'ün karesi olsaydı bak x artı 3'ün karesi olsaydı o zaman derdim ki kardeşim eksi 3 çift katlı bir kök derdim şimdi o halde onun da tablosunu çizelim hem kıyaslama imkanı bulursun şöyle alt alta çizersek tamam mı şimdi köklerimiz yine değişmedi bak eksi 3 artı 2 ve artı 4 unutmadan eksi 3'ün çift katlı olduğunu bildiğim için eksi 3'e şu şekilde 2 tane boncuk atıyorum ve içlerinde dolduruyorum çünkü hala pay kısmının kökü e bir de hocam 2 de dahil ama 4 yine dahil değil Peki yine neyle başlayacağım? Yine aynı artıyla başlayacağım. Eksi, artı, bak çift katlı kök. Aslına bakarsan işaret değiştiriyoruz. Yani şöyle artı kök gördüm, eksi kök gördüm, artı diye yoluma devam ediyorum. Bundan kaynaklıdır ki çift katlı köklerde hani işaret değiştire değiştire gidersen neyle başlarsan onunla bitiriyorsun ya e, doğal olarak gençler ben diyorum ki e, kısa yoldan e hocam artıysa ve çift katlı kök gördüysen artı diye devam edeceksin. Eksi ise çift katlı kök gördüysen eksi diye devam edeceksin diyoruz. E şimdi peki neresi taranacak hocam? E hocam benden hala negatif olan yerler isteniyordu. Demek ki burası boyanacak. Şimdi bana buraya dikkat et. Odaklan. Ben bunun çözüm aralığını yazıyorum. İyi dinle. 2'den kapalı 4'ten açık aralık. He, bak az önce buydu. Şimdi bu mu? Bu da değil. Birleşeyim. Sadece ama sadece eksi 3 içeren elemanı da içeren kümeyi de e, ben bu çözüme dahil edeceğim. Niye hocam? Ben bunu nereden fark edeceğim? Ben bu, bu aklıma gelmezdi sınavda falan. Yani tamam hoş güzel aklına gelmeyebilir de. hep gelsin bir zahmet. Niye? Sen bunun içini boşuna mı doluyor, dolduruyorsun kardeşim? Yani bunu boşuna mı boyadın? Burada boyama kitabı mı dolduruyoruz? Yok. Bunun içini doldurdun kardeş. Yani sen burada sadece bunu alırsan ayıp edersin. Anlatabiliyor muyum? E bunu da bir zahmet dahil edeceksin. Bunu unutursan Zaten şıklı sorular olduğu için belki şıklardan hani görüp işkillenirsin. Mesela şıkta bu da vardır sadece ama bu da vardır. Ee, tabi bunun yanında böyle çıkardığı farklı şıklar da vardır. Yani böyle bir elemanı çıkardığı, dışladığı farklı şıklar da vardır. O şıkları görünce de işkillenirsin tabi. Bir kontrol edersin ama yani ya vermezse böyle bir şık ve sen gidip şunu işaretlersen ayıp edersin. Lütfen yani tüm konuyu çok iyi bilip de çok iyi anlayıp da eğer şunu şuraya eklemezsen ciddi anlamda ayıp olur yani. Tamam. Bir de gençler eşitsizlik sistemimiz var. Eşitsizlik sisteminde de aynı anda bize birkaç tane eşitsizlik verecek. Ve biz bu eşitsizlikleri aynı anda çözeceğiz. E niye aynı anda çözüyoruz? Çünkü e, biz bütün eşitsizlikleri aynı anda sağlayan x'leri bulmaya çalışacağız. Bundan kaynaklı aynı anda çözmemiz gerekiyor. Hocam farklı farklı yerlerde çözsem olur. Sadece şunu yaparsın. Birinci eşitsizliği çözdün diyelim. Sonra ayrı bir tabloda da ikinci eşitsizliği çözdün. İkisinin en geniş çözüm aralıklarını buldun. Bu aralıkları bulduktan sonra kesiştir. Ama tabii kesiştirme işlemi aklına gelmeyebilir. Orada işlem hatası yapabilirsin. Bundan kaynaklı yine işte işimiz kolaylaşsın diye bu işi görselleştirelim diye aynı tablo üzerinde gösteriyoruz ikisini de. Şimdi bazen bizden birden fazla eşitsizliği aynı anda çözmemiz istenir. Nasıl ki birden fazla denklemi barındıran ifadelere biz denklem sistemleri diyorduk. O zaman birden fazla eşitsizlik barındırıyorsa da eşitsizlik sistemi diyeceğiz. Bu kadar. Grafikte eşitsizlik sorularında ise gençler. Ya şu şunu da yapalım da. Bir örnek de burada vereyim olmaz mı? İçim rahat etmedi. Şimdi şöyle diyelim bak. Ben birinci eşitsizliğime x kare eksi 5x eksi 6 diyorum. Tamam mı? Küçük veya eşittir 0 diyorum. Buradaki eşitsizliğime de x kare artı 4x ve artı 3. Büyüktür 0 diyorum. Şimdi bu eşitsizliği sağlayan x değerleri. Bunları bulalım. En geniş çözüm aralığını bulalım. Şimdi ben ilk etapta şöyle başlayacağım. Buna birinci eşitsizlik, buna ikinci eşitsizlik diyeceğim. Önce eşitsizlikleri isimlendiriyorum. Tamam mı? Kafama göre anlayacağım biçimde. E şimdi Bunların köklerini bulalım hocam. Hadi bulalım. X'e x diye ayırdım. Burayı da eksi 6'ya artı 1 diye ayırdım. Çarpımları eksi 6'dır. Toplamları eksi 5'tir. Burayı x'e x diye ayırdım. Burayı da 3'e 1 diye ayırdım. Çarpımları 3 ve toplamları 4'tür. Şimdi buradan gelen kökler eksi 1 ve 6 iken buradan gelen kökler de eksi 1 ve eksi 3'tür arkadaşlar. Daha sonrasında ben bütün köklerimi yani eksi 3'ü, eksi 1'i ve 6'yı 3 tane topu topu birbirinden farklı köküm var. Bunları şu şekilde bir tabloda göstereceğim. Şimdi bu tabloyu çizerken biraz e, şunları uzun çizin. Niye bunları uzun çiziyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü bu sefer iki satıra ihtiyacımız var. Şu şöyle, bu da böyle. Şimdi hocam, şu birinci eşitsizliğin satırı olsun, bu ikinci eşitsizliğin satırı olsun diyorum. Birinci eşitsizliğimizin kökleri neydi? Eksi 1 ve 6'ydı. Eksi 1 ve 6. İçleri dolu mu? Evet hocam içleri dolu olacak. Çünkü birinci eşitsizliğin Burada sıfıra eşitlik durumu mevcut. Şimdi ikinci eşitsizliğime bakıyorum. Eksi 1 ve eksi 3'tü ama bunlar dahil olmayacak. Çünkü eşitlik yok arkadaşlar. E bundan kaynaklı da eksi 3 ile eksi 1'i şu şekilde gösterdim. Şimdi neyle başlayacağım? Bak bu da pozitif. Baş kat sayısı bunun da pozitif. Demek ki ben pozitifle başlayacağım. Tek katlı kök gördüm. Eksi tek katlı kök artı ve artı diye yollama devam ettim. Hocam şurada da işaret değiştirmeyecek mi? Kardeşim orada kök yok değiştirmeyecek. Buradan artıyla başladım bak kök yok. Artı diye devam ediyorum. Kök gördüm eksi kök gördüm artı. Şimdi birinci eşitsizliğe bakıyoruz. Nereyi istiyordu? Sıfırdan küçük veya eşit olan yerleri. Yani şurayı mı istiyordu? Evet hocam. İkinci eşitsizliğime bakıyorum. Sıfırdan büyük olan yerler mi istenmiş? Yani şurası ve şurası mı istenmiş? Evet hocam. Aynen öyle. Şimdi iki eşitsizlikte de Ortak taradığım bir sütün var mı? Var. Neresi? İşte burası. İkisinde de taradığım sütün burası olduğu için ben artık diyorum ki bizim eşitsizliğimizin en geniş çözüm aralığı yani x'ler nerededir? Eksi birden açık. Eksi birden açık. Altıdan kapalı. Hocam şimdi eksi birden niye açık aldık biz burayı? Şimdi birinci eşitsizliği eksi bir sağlıyor. Okey. Ama eksi bir ikinci eşitsizliği sağlanıyor ki ben ne dedim? Kesişimini almamız lazım. E sen şimdi İkinci eşitsizlikte eksi 1 biri yoksa birincisinde varsa bunların ortak olarak eksi 1 sağlar mı sağlamaz. Bundan kaynaklı ben eksi 1'i bu şekilde açık aldığı da kapalı aralık aldım. 6 sonuç olarak bak 1 al, eksi 1'den bir, sonsuza kadar artık ikinci eşitsizlik sağlıyor. Yani 6 sağlıyor. 6'da böyle bir şey yapmama gerek yok. 6 sağlıyor zaten görüyorum. 6 burada da sağlıyor. O zaman 6'yı alırım ama eksi 1'i almam diyorum. İşte benim en geniş çözüm aralığım da buydu. Bu eşitsizlik sistemimin. Bir de gençler grafikte eşitsizlik soruları var çoğumuz burada zorlanıyoruz. Zorlanmayalım. Çünkü gerçekten çok basit. Şimdi grafik eşitsizlik sorularında gençler tek katlı köklere nasıl karar veriyoruz? Eğer ki bak eğer ki fonksiyonun grafiği x eksenini bu şekilde delip karşıya geçtiyse, bu şekilde delip karşıya geçtiyse bunlar tek katlı köklerdir. De delmeyip delemeyip bu şekilde teğet olup kaçtıysa, bu şekilde teğet olup kaçtıysa kaçtıysa işte buralarda çift katlı kökler vardır diyoruz. Biliyorsun ki çift katlı köklerde işaret değiştirmiyordu, tek katlı köklerde işaret değişiyordu. Bu bunun için önemli. Bir de baş kat belirlemek önemli. Başka bir e, ekstrem bir durum yok bu grafik eşitsizlik sorularının. Eğer ki sonsuza giderken bu şekilde artıyorsa baş kat sayısı pozitiftir yani artıyla başlarsın. Bu şekilde sonsuza doğru giderken azalarak gidiyorsa baş katsayı negatiftir. Aynı şey sağ taraftaki için de geçerlidir. Azalarak ilerliyorsa baş katsayı negatif, artarak ilerliyorsa baş katsayı pozitiftir diyoruz sevgili gençler. Ve arkadaşlarım eşitsizliklerle alakalı başka bilmeniz gereken bir trik yok. Bütün bilmeniz gerekenler bunlardı. Bir sayfa üzerinden hocam eşitsizliklerin konu özeti bu şekilde yapılabilir mi? Neden olmasın? Gerçekten farklı bir numarası yok ekstrem bir durumu yok. İşte soruların içerisinde göstereceğim ben sana. Mutlak değerli ifadeler falan var hocam. Onlar hiç onlardan hiç bahsetmedin. Bahsedeceğim soruların içerisinde. Çünkü mutlak değerli ifadelerde fonksiyon sadece çift katlı kökü varmış gibi davranıyor bu kadar. Yani ekstrem bir durum yok ciddi anlamda. Evet şu an bütün her şeyi tekrar ettik. Şimdi eşitsizliklerin tekrar sorularına geçeceğiz ama tabii ki de yeni videomuzda olacak bu. Bundan kaynaklı arkadaşlarım yeni video için hazırlığınızı yapın gelin ben sizi yeni videoyla bekliyor olacağım. Zaten konu özetini yayınladıktan bir saat sonra da yeni videoyu yani soru te tekrar sorularını yayınlıyorum. Aman dikkat bu kamp artık yarısından fazlası da bitti biliyorsun. Bu kampı bitir kardeşim. Bu kamp sana çok büyük fayda sağlayacak bundan adın kadar emin ol. Evet Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.